Efendim hemen şimdi sıcak gelişmeyle başlayalım. Sıcak bölgeye gidelim. Kırklareli'de etkili olan sağanak beraberinde sel getirdi. Değirmen Deresi taştı, karayolları çöktü, kayıplar var. Şimdi ayrıntıları bölgedeki CNN Türk muhabiri Emel Terli'den öğreneceğiz. Emel. Kulya Kalsa, senin de söz ettiğin gibi biz kameraman Doğukan Yıldırım'la birlikte geldik. Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine. Buraya sabah aslında gece saatlerinde başlamıştı şiddetli yağmur. Sabaha karşı sele dönüştü. İlk etapta 4 kişinin bu selden etkilendiği söylenmişti. Az önce AFAD Başkanı geçtiğimiz dakikalarda bir açıklama yaptı. Selden 9 kişinin etkilendiğini, bundan ilk dakikalarda ilk 3'ünün kurtarıldığını, ne yazık ki 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Kalan 4 kişi ise arama çalışmaları devam ediyor. Peki neler olmuştu, hemen onları da aktaralım. Aslında dün başlamıştı sağanak yağış. Meteoroloji ve AFAD da günler öncesinde uyarmıştı. Turuncu kodlu uyarı vermişti. Ancak sabah saatlerinde o şiddetli yağış sağanağa dönüştü. Sağanağa dönüşmesiyle birlikte Değirmendere'nin debisi arttı. Değirmendere'nin debisinin artmasıyla birlikte taştı. Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan yol çöktü. Yolun çökmesiyle birlikte tabii ki burada ormanlık alan, aslında bulunduğumuz hemen bu yer yan taraflarda falan fidanlıklar var. O bulunduğumuz bu noktaya su bastı. Suyun basmasıyla birlikte tabii yol çöktü. Yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı ama geçtiğimiz saatlerde aldığımız bilgiye göre yol yeniden açıldı. Trafiğe açıldı demek mümkün. Bizim bulunduğumuz noktanın hemen yukarısında bu turizm alanı var. Bungalovların olduğu alan var. Orası da sele teslim oldu. Selle birlikte bungalovlar sele teslim oldu. Orada çok sayıda kişi vardı. Tabii ilk etapta selin gerçekleşmesiyle birlikte oradaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıktı. Ancak 9 kişi sele kapıldı. İlk 3'ü, az önce de ifade ettiğim gibi, ilk 3'ü ilk dakikalarda ekipler tarafından kurtarıldı. Ancak ikisinin cansız bedenine ulaşıldı. Bunu da geçtiğimiz dakikalarda AFAD Başkanı verdi bu açıklamayı. Üçünü ise arama çalışmaları, özür diliyorum, dördünü ise arama çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Arama çalışmaları hem karadan hem havadan devam ediyor. O kayıp 4 kişiye ulaşabilmek için. Bir kez daha tekrar edelim. Aslında yağış, az önce de ifade ettiğim gibi, gün başlamıştı. Sabah saatlerinde şiddetini arttırmıştı. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre yağışın yarına kadar devam edeceği söyleniyor. Toparlamak gerekirse biz kameraman Doğukan Yıldırım'la birlikte Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeyiz. Buradaki selle birlikte dere taştı, yol çöktü. Yol şu an ekipler tarafından, burada iş makineleri var. Ekipler tarafından yol yeni yapıldı. Yeniden trafiğe açıldı. Ancak selden etkilenen 9 kişiye gelmek gerekirse, selden etkilenen 9 kişinin 3'ü ilk dakikalarda kurtarıldı. Ancak ikisinin geçtiğimiz dakikalarda AFAD Başkanı'nın da yaptığı açıklamaya göre ikisinin cansız bedenine ulaşıldı. Kalan 4 kişi ise arama çalışmaları devam ediyor. Biz burada haber nöbetimizi sürdüreceğiz. Yeni bir gelişme oldukça aktarmaya devam edeceğiz Fulya Kalfa. Evet efendim, Kırklareli'deki son durum böyleydi. Muhabir arkadaşımızdan Emel Terli'den son durumu aldık. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmayı kuşkusuz sürdüreceğiz.